Merhaba, bugün size barış zambaklarının yaz ve bahar bakımını anlatmak istiyorum. Baharda ve yazda neler yapabiliriz, onların daha sağlıklı olması ve güneşten nasıl faydalanması ya da daha çok çiçek açması için. Ama ondan önce size duyduğum çok ilginç bir haberi anlatacağım. Ee, takip ettiğim bir Avustralyalı seracı var. Ee, çok ilginç araştırmalar yapıyor ve sayfasında ilginç şeyler paylaşıyor. Ee, ve geçenlerde bazı çiçeklerin e, güneş istemeden karanlıkta da yaşayabileceğini iddia etti. Ve barış zambakları da bu çiçeklerden bir tanesi ve hatta işte karanlıkta bunun nasıl yetiştirileceğini de göstermiş ya da yani birkaç resim paylaşmış. Şimdi tabii bu çiçek severler için oldukça iyi bir haber. Çünkü artık biz e, evin her köşesini ışığa göre doldurduğumuz için artık e, evin her köşesinde boş bir yer kalmadığı için karanlıkta yetişebilen çiçeklerin olması bence çok çok güzel bir haber. E, ve ben bunu e, epey bir düşündükten sonra denemeye karar verdim. Şimdi şu gördüğünüz normal e, ışıkta duruyor. Gördüğünüz gibi henüz çiçeği yok. Bu da şu gördüğünüz köşede Camdan oldukça uzak, koltuğun yanında, hiç ışık almadan ve karanlıkta. Gördüğünüz gibi üzerinde 4-5 tane çiçeği var. Çok ilginç bir şekilde yaprakları da büyümeye başladı. Ee, hem yapraklarının yeşili çok güzel hem de çiçek açıyor ve hem yapraklar hem çiçek büyüyor. Yani ee, güzel bir haber olarak bunu sizinle paylaşmak istedim. Barış zambaklarını karanlıkta da yetiştirebilirsiniz. İlla odanın çok ışık alması ya da barış zambaklarını işte en güzel noktaya koymanız gerekmiyor. Hatta fazla ışığa koyduğunuz zaman zaten siz de biliyorsunuz yapraklar hemen yanıyor. Karanlıkta olduğunda kesinlikle böyle bir sorun yok. Yapraklar yanmıyor, Yeşil daha güzel oluyor, daha güzel büyüyor. Ama tabi aynı şekilde suyunu ve bakımını devam ettiriyoruz. Yani herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tabi karanlıkta olduğu için suyunu birazcık daha az koyabilirsiniz. Ben hem barış zambaklarına hem antriuma, hatta hemen hemen bütün çiçeklerimi sulamadığım zamanlarda mutlaka üzerine spreyliyorum. Her gün sulamıyorum, haftada bir belki 10 günde bir suluyorum ama hemen hemen her iki günde bir yapraklarına su püskürtüyorum. Şimdi bari sambaklarını bahar gelirken neler yapabiliriz İşte daha sağlıklı nasıl olabilir? Öncelikle hemen saksı değişimine girişmeyelim eğer ihtiyaç yoksa. Mesela şu gördüğünüz gibi gayet güzel büyük saksı da çok orantılı hiçbir şekilde bu sene saksı değişimine ihtiyaç duymuyor. Eğer bir çiçeğin problemi varsa saksı değişimi o problemi gidermez. Mesela bazen işte çiçeğim bozuldu saksını değiştireyim mi diye arkadaşlar yazıyorlar. Hiçbir çiçek dediğim gibi aman benim saksım küçük yerim dar diye bozulmuyor. Ancak şöyle bir şey olabiliyor. Genellikle çok sulamadan dolayı çiçeklerin köklerinde çürümeler oluşuyor. Şimdi eğer çürüme varsa çiçeğinizde o zaman hakikaten toprak değişimi yapmadan o çiçeği kurtarmak biraz zor oluyor. Ne yaparsanız yapın o çiçeğin bir açılması, toprağının değiştirilmesi köklerinin biraz havalandırılması gerekiyor. Bu barış çiçekleri için de geçerli ve bütün çiçekler için aslında bunu yapmak lazım. O yüzden fazla sulamadan lütfen kaçınalım. Özellikle tropikal bitkiler kesinlikle fazla sulanmak istemiyorlar. Fazla sulamak yerine onları hep yapraklarına su püskürtme yoluna giderseniz eğer daha sağlıklı olacaklardır. Ben şahsen öyle yapıyorum. Ee, Bahar geldiğinde hemen saksı değişimine dediğim gibi gitmeyelim. Şu şekilde plastik saksıların her zaman daha e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Plastik ya da toprak saksı bundan kesinlikle şaşmayalım. Tabii ki toprak saksı plastikten çok çok daha faydalı. Eğer imkanınız varsa bütün çiçeklerinizi toprak saksılara alın. Altında drenaj deliği olmak kaydıyla. Hatta ben geçenlerde yeni bir şey keşfettim. Bu kullanmadığınız güveç kaplarınız varsa ki tabii ki onun altı delik değil. Altını delerseniz dirille onlar da çiçekler için muhteşem oluyorlar. Eee Eski güveç kaplarında da çok güzel çiçek yetişiyor. Onu da ayrıca söylemek isterim. Ama bunların hiçbiri yoksa plastikler de çok iyi. Yalnız altında mutlaka drenaj deliği olacak. Altında drenaj deliği olmayan hiçbir saksıyı kullanmayın. Hemen değiştirin. Bunun dışında dediğim gibi saksı değişimi hiç gerek yok. Bahar geldiğinde, havalar güzelleşmeye başladığında bütün tropikal bitkiler gibi ee, bahar marş e, zambaklarına da 15 derecenin üzerinde çıktığında hava işte camları açın, odayı havalandırın ve bol bol ışık almasını sağlayın. Ee, şöyle ben kaşıkla üzerindeki toprağı şöyle fazla toprağı alıyorum ve aldığım o fazla toprağı Atıyorum çünkü artık o fazla toprak tekrar kullan, kullanılacak bir durumda olmuyor. Ee, üzerindeki bu fazla toprağı atın ve üzerine temiz, taze, yeni bir toprak koyun. Ee, ben daha önceki videoda da paylaşmıştım mutfaktaki e, bir sebze artıklarımdan kendi topraklarımı yapıyorum organik toprağımı. E, eğer videomu seyrederseniz siz de aynı şekilde yapabilirsiniz ya da istemezseniz taze yeni bir toprak alabilirsiniz. E, Yine birçok arkadaştan mesaj aldım. Hepsi bazen internetten aldıkları toprakların kötü çıktığını söylüyor. Tabii bu konuda benden isim istiyorlar. Ben şahsen hiçbir şekilde dediğim gibi bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum ama normal yeşil yapraklı bitkiler için olan organik toprakların hepsinin işe yarayacağını düşünüyorum. Ee, sadece ben orga, e, orkide ve kaktüsler için toprak alıyorum dışarıdan. Onun dışında e, kendi topraklarımı kullanıyorum. Kendi yaptığım organik toprağı kullanıyorum bütün çiçeklerimde. Yine barış zambaklarında da kendi toprağımı kullanıyorum. Şöyle dediğim gibi üzerine kaşıkla kazıyarak fazla toprağı atarsanız ve üzerine şöyle şu miktarda e, taze ve yeni toprak koyarsanız barış zambaklarınız işte o şekilde daha sağlıklı olacaktır. Yeni ve taze toprak koyduktan sonra aşağı yukarı 3-4 hafta sonra gübrelemeye başlayabilirsiniz. Birçok gübre çeşidi var. Solucan gübresi kullanabilirsiniz ya da suya karıştırılan gübreler var. Ben ikisini de kullanıyorum ama normalde kendi solucanlarımı yetiştirdiğim için kendi solucan gübremi kullanıyorum. Ama bazı günlerde bazı çiçeklere solucan gübresi yeterli olmuyor. Onun yerine işte suya karıştırılan gübreler de bazen kullanıyorum. Gübreyi abartmayın. Bahar geldiğinde 3-4 haftada bir gübre koyabilirsiniz. Çiçek açmaya başlarken yani tomurcuklanmaya başladığında gübrelemeyi kesebilirsiniz. Artık daha fazla gübre koymanıza gerek yok. Toprak değişimi ve gübreledikten sonra artık barış zambaklarınız çok güzel bir şekilde yavaş yavaş açmaya, güzelleşmeye ve kış uykusundan uyanmaya başlayacaklar. Bütün çiçeklere hemen hemen bütün çiçeklere yapabileceğimiz işte bahar ve yaz bakımı bundan ibaret. Her zaman diğer videolarımda da söylüyorum. Yağmur suyu bütün bitkiler için muhteşem. Yağmur suyuyla suladığınız zaman bitkiler normalden çok daha hızlı bir şekilde büyüyorlar. Yağmur yağdığında sakın yağmuru kaçırmayın. Kovalarla işte imkanınız varsa kovalarla ya da başka şekilde eğer toplayamıyorsanız işte büyük tanklarınız yoksa kovaların içinde yağmur sularını biriktirebilirsiniz. Ve yağmur sularıyla sulamaya çalışın bitkilerinizi. Çok daha sağlıklı oluyorlar. Bunun dışında bitkilere yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi tabii ki sevgi. Sevgi ve ilgi bütün çiçekleri Büyümesine yardım ediyor. Çiçekleri bir çocuk olarak düşünebilirsiniz. Nasıl bir çocuk ilgi istiyorsa ...çiçekler de aynı o şekilde bilgi ilgi istiyorlar, sevgi istiyorlar. İlgi ve sevgi gösterdiğiniz sürece hepsi büyüyeceklerdir. Bir de çiçekleri ölmeden önce Çiçekler ölmeden önce onlara daha iyi bakım lazım. Yani işte hastalandıktan sonra işte bir takım problemler olduktan sonra işte aman ne yapalım, nasıl kurtaralım diye düşünmektense onlar ölmeden önce daha iyi bir bakım gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla gelen mesajlarda en büyük problem su. Aman fazla sulamayın çiçeklerinizi çiçekler az sulandığında yavaş yavaş gevşeyerek kendilerini gösteriyorlar zaten böyle bir anda problem problemleri olmuyor ve siz onu fark ediyorsunuz ve o zaman birazcık daha suyu arttırıyorsunuz ama çok su verirseniz eğer bitkilerinize o zaman bir anda kökler çürüyor ve kurtarmak mümkün olmuyor. O yüzden aman diyeyim çok su vermeyin, onun yerine bol bol yapraklarını e, spreyleyin. Çünkü yapraklarını spreylediğiniz zaman zaten topraktan nemlenmiş oluyor. Daha önce de belki bir, birkaç videoda anlattım ama e, barış zambaklarına gece bakım yapmayalım. E, gece bakım yaptığımız zaman e, çiçekler e, hem üşüyorlar, ee, ve bazı problemler oluşuyor gece bakımlarında. Onun için mutlaka bütün bakımlarını e, gündüz yapalım. Gündüz bakım yaptığınız zaman hem daha iyi görüyorsunuz toprağın içi nasıl, e, işte kökler nasıl bir problem var mı yok mu? Hepsi çok daha güzel gözüküyor. Ee, sanırım barış zambakları bu kadar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer barış zambaklarıyla ilgili sorularınız olursa mutlaka yazın. Ee, bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Ee, Görüşmek üzere, hoşçakalın.